Hepinize selamlar, sevgiler ve iyi haftalar diliyorum arkadaşlar. Bu hafta gündemimiz birazcık kalabalık. Gerek kripto paralarda gerekse de Türkiye gündeminde büyük değişiklikler, büyük olaylar oluyor ekonomik anlamda. Dün akşam saatlerinde bildiğiniz gibi Berat Albayrak Instagram hesabından bir istifa metni duyurdu. İşte ailesine daha çok vakit ayırmak istediğini vesaire bıraktığını açıkladığı bir gönderi paylaştı Instagram'dan. Ardından tabi bakıldığı zaman Twitter'daki hesabı kapalı Albayrak'ın. Resmi Twitter hesabı uçmuş. İşte hükümet tarafından ve kanallardan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Tabii ki bu da piyasalarda bir kararsızlığa, belirsizliğe yol açtı. Acaba hacklendi mi, hacklendiği için mi böyle oldu, istifası kabul edildi mi, edilecek mi? Bunun gibi çok sorular mevcut. Tabii bu işin siyasi kısmı. Ben burada tamamen teknik olarak grafikle ilgileniyorum. İsterseniz çok uzatmadan grafiğimizi açalım ve piyasalarda neler olmuş, neler bitmiş onları konuşalım. Şimdi öncelikle Türk lirasına baktığımız zaman teknik anlamda 8.60'dan bir düşüş yaşandı. Burada ben öncelikle yatay desteklerimizi çizmek istiyorum. Yatay anlamda nerede durabilir bu düşüş? Gözüme çarpan ilk bölge şu bölgeydi, 7.98 civarı. İkinci önemli destek de yatayda 7.78'deki 7.80'deki destek. Ben bu iki desteği önemsiyorum dolar grafiğinde, USD/TRY grafiğinde. Yine aynı zamanda bakıldığı zaman da bir böyle bir yükselen trendimiz var. Bu trende de baktığımızda dolar için hani bu bölge tutmazsa burası ara bir destektir ki bence 7.96 civarı en sağlıklı destek gibi gözüküyor. Onun altında 7.80, artık bu doların 7.80'in 7.5'un altlarına vesaire inmesi olur mu olmaz mı? Bu tamamen siyasi gelişmelerle, ekonomik gelişmelerle yaşanabilecek bir şey. Burada sadece teknik olarak ülkenin para birimini ben tabii ki çok net bir şekilde öngöremem, ancak teknik grafiğe baktığımızda bizde böyle bir görünüm söz konusu. Şimdi Albayrak'ın istifası doğru olur mu olmaz mı? Doları etkileyecek konu tabii ki bu. Geçtiğimiz günlerde Naci Ağbal geldi Merkez Bankası Başkanı olarak ve ardından da Berat Albayrak'ın istifasının yayınlanması, hani acaba bir değişime mi gidiliyor? Ekonomik anlamda bazı şeyler mi değişecek? Bunu bir düşündürtüyor bana açıkçası. Yani hani daha Merkez Bankası'nın başkanının 2 gün önce değişmesi, ardından Albayrak'ın istifa etmesi, hani artık bana çok hacklenmedir ya da işte istifası kabul olur olmaz gibi gelmiyor. Tabi bunu bekleyip göreceğiz sonuç ne olacağını. Ama dolar için durumumuz şu anda böyle. Ben bu bölgeyi 7.90'ı birinci destek, 7.96'yı ikinci destek, 7.80'i de üçüncü destek olarak görüyorum. Bu bölgeden hani dolar almak isteyenler isterse alabilir, isterse satabilir. Ben burada hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Dolar TL grafiğini hani teknik anlamda kendi yorumumu katarak anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gram altın tabii ki takip eden arkadaşlar var. Altında durum ne olacak, ne bitecek? Gram altında da şöyle bir yükselen trendimiz var. Onun içinde hem yatay hem de trend desteğine denk geldiği için gram altında da 495-496 bölgesi fiyatın tepki alabileceği, yukarı yönlü tepki alabileceği bölgeler olarak gözüküyor benim nezdimde. Gümüşe bakalım yine aynı şekilde Türk lirasıyla. Gümüşte de şöyle bir yükselen trendimiz mevcut. Gümüşte biraz daha salınım olabilir, ancak şu trend çalışırsa, bakın şurada da böyle bir trendimiz var. Şu anda destek bölgesinde. Bu bölge kırılırsa biz şöyle bir harekette gümüşte görebiliriz. Yani 6.35 civarına destek gelecektir. Tabii ki Türkiye gündemi büyük bir ekonomik böyle bir değişiklik, pozitif ya da negatif bir hareket gelişmezse tekniğe göre olması gereken bir düşüş bu. Çünkü yine baktığımız zaman Türk lirasına çok fazla yükseldi. Yani hani şöyle günlük grafikte bakın, durmayan bir yükseliş. Elbette her yükselişin bir düzeltmesi var. Bu düzeltmelerde gerek siyasi gerek ekonomik olaylarla gerçekleşiyor. Türkiye gündemi için benim gözlemlediğim, yapmak istediğim yorumlar bu şekildeydi. Şimdi gelelim kripto para gündemine. Kripto paralarda neler oluyor onu konuşalım. Öncelikle Bitcoin grafiğiyle başlıyorum. Bakın şurada bir yükselen trendimizin trend çizgisi var. Şu bölgeyi ben Telegram kanalında destek olarak belirtmiştim. Az altından sekerek bu bölgeden bir destek aldı Bitcoin. Yani güzel bir bounce verdi. Verdiği tepkiye de bakacak olursak bu yaşanan hareketin, 2 gün önceki yaşanan hareketin, ki herkes bir acaba ulan boğa dedik, bitti mi, düşüşe mi başladık, silkelediler mi, elimize mi verdiler, böyle bir ton karmaşa yaşanıyor. Açıkçası ben de içten içe lütfen düşmesin, bak boğa gelebilir, boğamsı konuşmalar yapmaya başladım, biraz iddialı konuştum. Umarım terste kalmam diye çok da korkmuştum. Çok şükür çok yanılmadık. Şöyle 100 dolar bir sekmeyle fiyat buradan yukarı doğru sekti. Şu anda da tekrar görünüm yukarı gözüküyor. Yani şu bölgenin destek olarak çalıştığını görüyorsunuz Bitcoin'de. Şöyle daha büyük grafikten gösterelim. Zaten önceki analizde belirttiğim gibi hani bu bölgenin üzerine çıktıktan sonra belli bir dönem oyalanır. Benim gözümdeki en güçlü direnç şu anda $17.000 seviyesi. $17.000 seviyesine kadar bir yükseliş görürsek bu bölge önemli bir direnç bölgesi. Artık ben kâra doydum, kâr realizasyonu yapmak istiyorum diyen arkadaşlar için benim yükseliş analizim $17.000'da bitiyor demeyeyim ama $17.000'da artık benim yükseliş iştahım azalıyor. Çünkü bu noktadan sonra yükselir diyemiyorum. Çok büyük düzeltmenin girdiği $3.000'a düştüğümüz $20.000 seviyesine yaklaşıyoruz. Her ne kadar FOMO'lansak da uçacak kaçacak işte beklentimiz daha yükseklere gitsin gibi FOMO'lanacağımız bir sürü gündem varken yani bütün dünya Bitcoin'i konuşmaya başlıyor. Amerika'da Bitcoin'e ağırlık verilmeye başlıyor gibi birçok gündemimiz var. Ama ne olursa olsun borsada her zaman küçük yatırımcının terste bırakıldığını sakın unutmayın. O sebeple $17.000 benim için artık kar realizasyonu yapılabilecek yerdir. Bu bölgeden biraz kar alınabilir. Direnç kırar, bu bölge kırılırsa tam şu bölgeye gelirsek bakın hani şöyle bir senaryo olabilir. Hani şu bölgeden sattınız ya da yarısını sattınız, Bitcoin çıktı bu bölgeyi destek olarak yaptı. Ya tekrar geri alırsınız ya da kalan bu kısmı şu bölgenin altına, hatta biraz daha pay verin. Şu bölgelere böyle stop yazarak, ben de iyice oyuna çevirdim işi, stop yazarak devam edebilirsiniz. Dominans grafiğine gelmek istiyorum. Altcoin'lerde durum ne olacak? Bununla alakalı tek büyük verimiz dominanstır arkadaşlar. Buradaki gap kapandı. Şu an tekrardan bu bölgedeyiz. Bu bölge bir direnç bölgesi aslında dominans grafiği için. Tabi bu bölgenin aşılıp bunun üzerinde kalması tekrardan yukarılara bizi 69 bölgelerine götürebilir ve 69 bölgelerine götürmesi demek altcoin'lerin Bitcoin paritesinde bir dalga daha böyle üzerinden dozer geçmesi anlamına gelir. Ama ben öyle bir şey olacağını Bitcoin çok büyük bir ralliye çıkmaması durumunda düşünmüyorum. Çünkü Bitcoin çok sert çıkarsa bu konu gerçek. Böyle bir olay yaşanacak. Ancak yaşanmaması durumunda da Bitcoin dominans grafiğinde minor bir trend desteğimiz var arkadaşlar. Bakın şöyle 20 Ekim'den beri yani yaklaşık 20 gündür bir trendimiz var. Bu trendin kırılımını takip ediyorum ben altcoin'lere giriş yapabilmek için. Bu trendin kırılımı gerçekleştiği takdirde altcoin'lere bir para girişi olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten altcoin'ler çok fazla düştü. Bitcoin paritesinde baktığımız zaman çoğu başladığı yeri bitirdi ki altlarındaki destekleri de kırmaya başladılar. Bakın hepsi majör desteğinin altında. Ripple için de aynı şekilde. Yani şu anda aslında çoğu all time low grafiğini oynuyorlar. Yani tarihin en düşük Bitcoin pariteleri ne oynuyorlar. Bütün grafikleri tek tek açıp incelemeyeceğim. Çünkü hepsinde farklı bir grafik yok. Çoğu Bitcoin'i takip ediyor dolar bazlı olarak. Bitcoin bazlı olarak da düşmeye başlıyorlar. Total market cap'te görünümümüz yine güzel. Bu bölgenin aşılması lazım. Bu bölge aşıldıktan sonra da 471.000'de ve en büyük de 625.000'de bir direncimiz var. Tabi bu bölgeye gelmesi demek Bitcoin'in rallisini bitirip altcoin'lerin artık kendi başlarına hareket edebilmesi demek. Çünkü Bitcoin çok artarken total market cap grafiği çok artmıyor. Bunun da sebebi sadece Bitcoin'in artıyor ve altcoin'lerin sadece dolar bazlı artıyor olmasıdır. Önümüzdeki günlerde tabii ki bu gündemi takip edeceğiz. Bitcoin'in destek direnç bölgelerini konuştuk. Altcoin'lere giriş bölgelerini konuştuk. Ripple pozisyonum vardı. Ben dün onu akşam saatlerinde kapattım. Şu anda Ripple için bir analiz verecek olursak bakın burada bir yükselen trendimiz var. Şöyle sağlıklı çalışan şu bölgeden alırsak biraz daha. Evet şöyle deneyebiliriz. Şu bölgeler artık 235 civarı destek gibi gözüküyor. Daha yakın marjdan bakacak olursak da yatay tarafta da şu 244 bölgesi bakın çok güzel çalışmış Ripple'da. Ripple'ımızın desteği burası. Direncine artık Bitcoin'e bağlı olarak devam edecektir. Link'e genel olarak bir bakalım. Hani Link'te şöyle bir trend kırılımı gelmiş. Bak burada çok güzel retesti gerçekleşmiş. Bu trendleri her grafikte çizmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın ne kadar sağlıklı çalışmış. Çizdik gelmiş. Bakın burası destek olarak çalışmış. Onun dışında SXP'ye bakalım. SXP'de henüz çizili net bir grafiğim yok. SXP'de de durum aynı açıkçası. Ethereum'a bakalım bir de. Ethereum marketin demirbaşı. Ethereum 2.0 ile alakalı güncellemeleri takip etmek lazım. Bakın yine Bitcoin yukarı kalktığında Bitcoin ile birlikte BTC paritesi de güçlü kalabilen ve yukarıya istekli olan ender demirbaş coinlerden. Diğerleri de artıyor ama Ethereum'daki durum farklı. Bakın bu trend kırılmış. Bunda mesela çok daha fazla yükselilmiş Ethereum'da. Ethereum için güncel destek bölgemiz 420 dolar civarı arkadaşlar. Bakın şu çizgi Ethereum'da şu anda, bakın bu bölge, bu bölge, şu bölge ve şu bölgeden gelen tepkilerin gücüne dayanarak 420 dolar şu anda Ethereum için güncel destek bölgemiz. Ethereum'u, Bitcoin'e, market cap'i, dominansı yakından takip etmek gerekiyor. Kripto paraları takip ederken, altcoin'leri takip ederken, bakın her zaman söylüyorum, altcoin'leri bir sepet gibi düşünün. Yani bir altcoin'in spesifik olarak markette çok önemli bir yükseliş ya da düşüş varken pek sıyrılması mümkün değil. Hani benim coin'im ne oldu, şu coin ne olur, bu coin ne olurdan ziyade hepsini bir poşette düşünün, bir sepetin içerisinde düşünün. Bitcoin'e bağlı hareket ediyorlar. Yani biri çıkacağı zaman hepsi çıkıyor, düşeceği zaman hepsi çıkıyor, düşüyor. Altcoin'lerin kaderi tamamen Bitcoin'e bağlı. Yani neydi slogan? Pusulamız her zaman Bitcoin'dir kripto paralarda. Bitcoin'in rahat edemediği yerde altcoin'ler istirahat edemez diyerek videoyu sonlandırıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, paranın altında kalın diyorum.